Yeni videomuzla yine birlikteyiz. Bu sefer size çok faydalı bir bilgi vereceğim. Etamin yapanlar için, kumaşla işleri olanlar için, aplike yapanlar için çok faydalı bir bilgi bu. Ben bunu Filiz abladan öğrendim. Filiz Türk Ocağı'ndan, kanaviçe sanatçısı. Ve hep kullanıyorum. Çok da her seferinde anıyorum. Selam olsun buradan da ona. Şimdi hemen size malzemeleri söyleyeyim. Bir kumaşın kenarlarını sabitlemek için bize lazım olan şeyler şunlar. Öncelikle naburdan alacağımız bir beyaz tutka. Sonra azıcık su, çok az su. Biraz sulandırıyoruz. Fırçamız var. Sonra sabitleyeceğimiz kumaş var. En çok böyle etamin kumaşlarında aslında gerek oluyor buna. Böyle parça parça sökülüp gidiyor çünkü kumaşımız. Bunun için şimdi başlayalım yapmaya hemen. Ben bu şablon cetvelini kullanayım. Diyelim ki böyle bir etamin kolye yapacaksınız. Kolye yapılışını sonra size başka bir videoda daha gösteririm ama bu şeyi, deseni sabitlemek istiyorsunuz. Keseceksiniz. İstiyorsunuz ki kenarları akmasın, bozulmasın kumaş. Şöyle bir yuvarlak çiziyoruz hemen. Sonra çizdiğimiz yuvarlağı bu deseni ortalayarak çiziyoruz. Benimki çok ortalanmadı ama çok önemli değil. Şimdi azıcık su koyalım. Tutkalı bu kadarcık koydum. Çok küçük bir alan için kullanacağım çünkü. Siz ölçüsünü ayarlarsınız. Çok azıcık su koyalım. Evet, azıcık sulandıralım şimdi tutkalımızı. Şimdi fırça yardımıyla bu işaretlediğimiz alana sürüyoruz. Hiç önemli değil, desene de gelebilir. Böyle beyaz gözüktüğüne bakmayın. Kuruduğu zaman bu hiç belli olmayacak burada tutkalı olduğu. O yüzden rahatça yapabiliriz. Biraz belirlediğimiz yerin gerisinden ve ön tarafından yaparsak iyice garantilemiş oluruz. Bu kadar basit. Şimdi bunun kurumasını beklememiz gerekiyor. Çok aceleniz varsa saç kurutma makinesinden yararlanabilirsiniz. Peteğin üstüne koyabilirsiniz. Ben en çok öyle yapıyorum. Şimdi burada da daha önceden yaptığım ve kuruttuğum, tutkalla sabitleyerek kuruttuğum bir desen var. Kumaş var daha doğrusu. Şimdi o kumaşı keselim bakalım. Gerçekten de kenarları sabit kalacak mı yoksa yine bozulacak mı? Buradan da görmüş olacağız şimdi tekrar. Böyle dikkatlice kesiyoruz. Zaten keserken de belli oluyor çünkü tutkal sürülen yerler sert. Gördüğünüz gibi kumaşımız hiç kenarları akmayacak, bozulmayacak, ipliklenmeyecek. Böyle bir kumaş var elimizde. Dediğim gibi kuruduktan sonra da bu da aynen bu kumaş gibi sabit olacak. Buradan, şuradan dikkatlice keserseniz işaretlediğiniz kısımda istediğiniz yere monte edebilirsiniz bunları. Dediğim gibi etamin kolyeleri kullanılıyor böyle. İç kenarlarına sürfül yapmaya gerek kalmadan, uğraşmadan. Çok pratik bir yöntem. Bununla ilgili başka söyleyebileceğim. İşte dediğim gibi aplikelerde de kullanabilirsiniz. Bu kadar. Umarım sizin için de benim için olduğu kadar faydalı bir video olmuştur bu kısacık video. Başka videolarda görüşmek üzere. Esenle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.